yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle de bu yola çıktık. Sorunları biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Bunları çözmek için ekibimle birlikte, arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. Mutlaka ortak akılla birlikte Mudanya'da sizlerin de desteğinizle, tüm paydaşların da desteğiyle, sivil toplumla, konuların uzmanlarıyla, yönetimdeki arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle ama en önemlisi de Mudanyalı hemşerilerimizle birlikte Mudanya'nın mevcut sorunlarını çözmek istiyoruz. Biz Mudanya'yı çok önemsiyoruz. Mudanya gerçekten Türkiye'nin hatta dünyanın bir incisi olabilir. Çok önemli özellikleri var. Benim için Mudanya Mütarekesi ve Mudanya bir çıkış noktasıdır. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun çok iyi anlatılması gerektiğini, yurttaki tüm öğrencilere bunun aktarılıp, tüm gençlerimize aktarılıp, buranın ruhunun tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Sahillerimizden çok iyi yararlanamasak da gerçekten önemli bir sahil kentidir. Yaklaşık 45 kilometrelik bir sahil şeridimiz var hepinizin bildiği gibi. Biz buraları daha çok kullanılır hale getirmek istiyoruz. Bunlarla ilgili birçok projemiz var. Aynı zamanda Mudanya tarım ürünleriyle biliyorsunuz zeytin gibi, incir gibi, üzüm gibi tarım ürünleriyle de çok önde gelen bir kent. Bunların da daha iyi tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin bunlara coğrafi işaretlerin, Avrupa Birliği coğrafi işaretlerinin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız, projelerimiz var. Ama en önemlisi tabii bir belediye başkanının görevi halkın sağlık, huzur, esenlik ve mutluluğunu sağlamaktır diye yazıyor görev tarifinde. Biz bunları yapmaya talibiz. Ciddi oranda da emekli hemşerimiz var bizim burada yaşayan. Bunun haricinde Mudanya sadece kentin merkezinden ibaret değil, kocaman bir ilçe. Güneyinde, batısında çiftçilikle geçinen köylerimiz, eskiden köy şimdi mahalle olan mahallelerimiz var. Buralarda da geçim sıkıntısı had safhada. Buralardan çok ciddi nüfus kaybı ve göç veriyor buralar. Çünkü gençlerimiz buralarda geçimlerini sağlayamadıkları için, çiftçilik aileyi doyurmadığı için ve barınma problemleri olduğu için gençlerimizi ilçe köylerimizden kaçıyorlar ve günden güne buralar küçülüyor. Bu kendi içinde birçok başka sorun yaratıyor. Dolayısıyla biz buralarda da ekonomiyi güçlendirmek için projeler ürettik. Mudanya'nın temel olarak tarım ve turizmle kalkınması gerektiğini ve ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün projelerimizi de bu yönde hazırladık, bu yönde çalışıyoruz. Deniz turizmi çok önemli, kültür turizmi çok önemli. Biraz evvel söylediğim gibi hem Mudanya Mütarekesi'nden gelen Cumhuriyet tarihiyle ilgili kültür turizmini değerlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda da biliyorsunuz Mudanya'nın etrafında birçok eski uygarlıktan kalma kalıntılar var. Buralarda önemli arkeolojik bölgeler var. Şu anda bunlar biraz kendi halinde ama bunların ortaya çıkarılıp turizme katılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Ortodoks Hristiyanlar için kutsal olan birkaç tane önemli nokta var burada. Onların da turizm anlamında mutlaka değer haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca tarımla birlikte turizmi birleştirdiğimizde son yıllarda çok popüler olan, çok yükselişte olan bizim ülkemizde de bazı Ege kasabalarında önemli bir katkı sağlayan gastronomi turizmini, yeme içme turizmini önemsiyoruz. Bunu hem çiftçimizi kalkındırarak hem de oralarda gelir düzeyini artırarak, ekonomiyi canlandırarak yapmak istiyoruz. Tabii bu şu andaki içinde bulunduğumuz durumda kadınlarımız ve gençlerimiz maalesef ekonominin içinde değiller Mudanya'da. Mudanya'nın hem içinde hem dışında. Dolayısıyla bunları da mutlaka ekonominin içine çekmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal belediyecilik bizim için çok önemli. Biraz evvel anlattığım demografide bu orta ve orta yaş üstü insanlarımızın çeşitli dertleri var, çeşitli sıkıntıları var. Şu anda Mudanya Belediye'miz güzel bir projesi var biliyorsunuz hepiniz, Zeytin Dalı diye. Dolayısıyla biz bunu daha da geliştirip, daha da genişletip şu anda ulaşılamayan yerlere de ulaşmak, bu projeyi büyütmek istiyoruz. Afet riskli yapılar konusuna çok önem veriyoruz. Evinde, yaşadığı yerde, güvende, kendini güvende hissetmeyen bir insanın mutlu ve esen olması, huzurlu olması mümkün değildir. Bunu çok önemsiyoruz. Mudanya'mız bir fay hattının yanında. Dolayısıyla bunu bir an önce ele almamız gerekir.
Bu da bizim önemli önceliklerimizden birisi. Kültür turizmini de önemsiyoruz. Bunun için de Mudanya'yı bir sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Toplumumuzun yaşadığı büyük sorunları sadece merkezi yönetimlerden beklemeden belediyenin de üzerine sorumluluk alarak bu konulara eğilmesi gerektiğini ve çözümler üretmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde yola çıktık. Başarılı olacağımıza eminim. Çok güçlü bir kadromuz var. Çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Müthiş bir birikim var arkamızda. Tamamen liyakatli insanlarla birlikte bu işi yürüteceğiz.